Gençliğin gözyaşları. Merhabalar dostlarım. Devam ediyorum. Üçgende açıların 5. testiyle arkadaşlar. Hemen ilk soruma bakıyorum. Ne demiş? ABD üçgen, A elemanıdır BE diyor. Bir de iki tane eşit açı vermiş. Onları da göstermiş. 72 ikizkenar üçgen var. Onları da göstermiş. Sağ olsun hocalarım. Buna göre alfa kaç derecedir diye bir soru soruyor dostlarım. Hemen hiç vakit kaybetmeyelim. Ne yapacağımı inanın ben de bilmiyorum arkadaşlar. Şunu da söyleyeyim. Bu soruları ben önceden oturup çözmüyorum dostlar. Direkt ilk defa sizinle birlikte çözüyorum. Yani şunu demek için istiyorum aslında. Yani sizinle aynı seviyedeyiz şu anda arkadaşlar. Yani bir soruyu ilk defa gördüğünüzde neler yapmanız gerektiğini öğreniyorsunuz aslında şu anda. Şimdi ilk defa karşılaştığınız bir soru tipi. Ne yapacağız bununla ilgili? Bir kere ne öğrendik biz? Emrah hocamız ne öğretti bize? İkiz kenar var. Yani eşit açılar var. Hem ikiz kenarlıktan dolayı eşit açılar var. O halde hemen x diyorum. Hem de şurada bakın. Normal açıortaydan dolayı eşit iki açı var. Bunlara da aynı harfi vereceğim. Ama şunu fark ettim dostlarım. Şu iki iç açının toplamı, yani y demeyeceğim bunlara da. Bak şunu gördüm. Şu iki iç açının toplamı hani üçüncü açının dışına eşit ya. Bak bu noktalardan birine 2x desem yabancı üçüncü bir harf demek zorunda kalmayacağım dolayısıyla. Şimdi iki tane harf var sorunun içerisinde. Peki bu 2x ise bu da mecburen 2x oldu. Hatta bak ne gördüm? 2x ile x'in toplamı, iki iç açının toplamı üçüncünün dışına eşit. Yani 3x eşittir 72, x eşittir 24'ü paketledim. Şimdi ben x'i buldum 24. O halde şu açım artık 48. Bu da oldu 48. Topladım bunları yaptı 96. Alfaya kaldı 180 olması için 84, yani Edirne'den geldi birinci sorumun cevabı. Geçtim 2 numaraya. 2 numara klasik bir soru arkadaşlarım. Hemen hemen her soru bankasında karşınıza çıkabilecek tarzda bir soru diye düşünüyorum. Bakalım neler vermiş. Üçgen 20, alfa kaç derecedir diye bir soru soruyor bize. Nereler eşit? Şu BC, ED'ye, EF'ye, BF'ye ve BC'ye eşitmiş. Tamam, onların hepsini gördüm. Peki başlayalım. Şuradaki ikiz kenardan dolayı alfa ise buraya da alfayı hemen bir yapıştıralım. Bu bir. Peki iki iç açının toplamı üçüncünün dışına eşitti. O halde burası 2 alfa oldu. Devam. Şu ikiz kenardan dolayı bu da 2 alfa oldu. Yine şu 2 alfa ile bakın dikkatli olun. Şimdi şuradaki açıyı, şu dış açıyı yazacağım arkadaşlar. Ama lütfen 2 alfa ile 2 alfanın toplamı 4 alfadır demeyin. Genelde yaptığımız hatalar bunlar. Çünkü bu iki iç açının dış açısı, şunu şöyle uzattığımda toplam şurasıdır dış açı dediğiniz yer. Yani 4 alfa buranın tamamıdır. Peki bu neyin dış açısı? Alfa ile 2 alfanın dış açısıdır bu. Alfa ile 2 alfanın toplamı, yani şurası 3 alfa yapacak. Peki bir ikiz kenarda buradan geldi dostlar. 3 alfa ise şuraya da hemen 3 alfayı yazalım. Sıra geldi şuradaki açıları yazmaya. Bakın dostum, şimdi bunun dış açı, bu hangi iki iç açının dış açısıdır? 3 alfa ile alfanın, en tepedeki alfanın ikisinin toplamı buraya eşit olacak. Yani şu açımız 4 alfa. Bu 4 alfa ise ikiz kenar olduğundan bu da 4 alfa. Bir de 20 derece var burada arkadaşlarım. Üçünün toplamı 180'dir. Paketleyeceğiz, çıkacak soru diyelim. Peki 20 buradaysa 160 kalır bu ikisine. 80-80 paylaşırlar bu 160'ı. 4 alfa 80 ise alfayı da 20 bulduk goberler. Geldik 3 numaraya. Bakalım bu ne diyor. ABC bir üçgen. AB diktir BC. Tamam. AB eşittir. Eşitlikler var arkadaşlarım. Hatta şu ikiz kenar dik üçgen yaptı değil mi? Şu iki eşitlik. Peki tepesi 90. İkiz kenar dik üçgenin taban açıları 45'er derece. O halde bu açıda 45. Bu açıda 45. Peki 25'i buradaysa şuraya ne kalacak? 20. Peki bu da ikiz kenarmış. 20'si buradaysa şu ikisine 160 kalacak toplam. 80, 80 diye paylaşacaklar. 80'den buraya ne kaldı? 10. 140. 10 daha 150. O zaman şuraya kaldı 30. 45'ti tamamı. Alfaya ne kaldı? 15 derece kaldı. Bakın bulmaca gibi bir başladık. Hiç durmadan kendiliğinden çıktı soru. Geldik şuna. 4 numaralı sorumuza. ABC bir üçgen. AE eşittir. Tamam oraya. O oraya eşit. 102'yi gördük falan filan feşmekan. Her şeyi gördük arkadaşlarım. Buna göre alfa kaç derecedir? Yine benzerinden iki tane daha önceki testlerimizde çözdük goberler. Şimdi ikizkenar üçgen görünce hemen eşit açılarına x, x, şuraya y, y'yi bir yapıştıralım. Dostum şuradaki açıya ne yazmak zorundayım ben? 2y buraya yazdıysam buraya da 180-2y yazacağım. Aynı şekilde şuradaki açıya da 180-2x'i yapıştırdım. Peki goberler büyük üçgene bakın. A'yı, C'yi ve B'yi toplasak biz 180 yapmayacak mı bunların toplamı? Peki 102 buradaysa şu iki kerataya 78 kaldı. Yani 180-2x ile 180-2y'nin toplamına 78 kalıyor dostlarım. 102'den gayrı. Peki düzenleyelim şimdi burayı. Eksi 2x ile eksi 2y'yi bu tarafa atalım. Artı 2x artı 2y diye geçsinler. Şunların toplamı 360'tır. 78 eksi olarak gelecek. 360 eksi 78 oldu. Hemen bir çıkartalım. 10'dan 8 çıktı 2. 15'ten 7 çıktı 8. 2 de aşağı indi. 282'ymiş arkadaşlarım. 360-78. Bu da neye eşit? 2x artı 2y'yi. 2'ye bölersek 141 mi yaptı? X artı y. 141. Peki dostum komboyu gördün mü? Üçlü kombomuzu. Bak burada ne diyorduk? X, y ve alfanın toplamı 180 olacak. X ile y'nin toplamı zaten 141 olduğu için alfaya da ne kalacak? 180-141. Yani Adana, yani 39 kaldı goberler. Geldik 5 numaraya. İşte çok klasik bir soru daha. Hemen hemen her soru bankasında karşınıza çıkacak bir soru tarzıdır. Nedir hocam bu soruyu diğerlerinden ayıran özellik? Şu. Bir açı var 60 derece. Dostum 60 derece var fakat bu 60'ı oluşturan iki kenar birbirine eşit. İşte sorunun özelliği bu. Soruyu diğerlerinden ayıran fark bu. Neymiş? Soruda ben bir 60 derece gördüğümde, artık korkmayın, zaten 60 derece varsa sorunun içerisinde korkmayın. Eğer ki bu 60 dereceyi oluşturan kenarlar birbirine eşit verilmişse daha da hiç korkmayın. Peki ne yapacağım hocam? İşte bu birbirine eşit verilen kenarların uç noktalarını hemen birleştireceğim dostum. Hiç daha soruyu okumana bile gerek yok. Bak ben de okumadım soruyu. Peki ne çıktı hocam karşıma? %100 eşkenar üçgen. Bak 60'sa ikizkenar olduğundan dolayı toplamda 120 kalıyor bu iki kerataya. 60-60 da bunlar paylaşıyorlar ve bu kenarda onlara eşit oluyor eşkenar olduğundan dolayı. Bilin ki açı sorusunda eşkenar üçgen varsa %100 yeni bir ikizkenar üçgen çıkar karşınıza. İşte o da çıktı burada bakın. Şurada da bir ikizkenar var. Tepe açısını bulalım. Burası da 70 olacak kesinlikle. İkizkenardan dolayı 70-70-140 ise buraya da 40 kaldı. Ve bakın alfa toplamda ne çıktı? 100 derece paketledim goberler. Soruları çözmesini öğrenmeyin arkadaşlarım. Bu sorunun tıpatıp aynısı çıkmayacak sınavda zaten. Şunu öğrenin burada. Zaten taktikleri öğrenin. Asıl amacınız bu olsun. Yani bir soruya baktığımda öncelikle soruyu diğerlerinden ayıran farkı göreyim. Yani sen neler öğrendin mesela benden bu zamana kadar şu çözdüğümüz 5 test boyunca? 1. Eşit açı görünce aynı harfi yaz. 2. 2 iç açı bir dış açı eşit. 3. Toplamları 180. Komboyu öğrendik mesela. İşte 60 görünce ne yapacağımızı artık biliyoruz. Çok rahat biliyoruz. Bu ikizkenarın eşit açılarına tık tık koymayı öğrendik. Muhteşem üçlüyü bir hatırlamış olduk falan filan. Çok uzatmıyorum, geçtim 6. soruya. Dostum benim kayı kuralı dediğim kural var. Bak 6 numarada kayı kuralı. Neydi hocam kayı kuralı? Bir hatırlat bize. Kayı'yı iyi öğrenmek isteyenler, bolca soru çözdüm konu anlatım videolarımda. İkizkenar üçgen ve üçgende açı konu anlatım videolarına bakın arkadaşlarım. İkizkenarda da anlattık kayı'yı. Kayı zaten bir ikizkenar üçgen kuralıdır. Ve bir de üçgende açı anlattık. Kayı kuralı şuydu. Bir doğru, kenarortay, açıortay, yükseklik ve ikizkenar kuralıydı bu. Bir doğru kenarortayken aynı zamanda açıortayda oluyorsa biz burada kayı kuralı var diyorduk. Ya da yani şunlardan herhangi ikisi varsa diğer ikisi de mecburen olacak diyorduk arkadaşlarım. Bakın bizim sorumuzda şu AH doğrusuna bakarsanız bir ilk önce AH'a. Bu AH doğrusu yükseklik mi? Evet, dikilmiş. AH doğrusu kenar ortay mı? Evet, kenarı 2'ye bölmüş. İşte burada kesin kayı kuralı var ve diyorum ki bu AH doğrusu aynı zamanda açıortay da olacak. Yani burası alfadır. Ve bu üçgen aynı zamanda ikizkenar üçgen olacak dostlarım. Tepesi de işte bu açıortayın olduğu yer. Yani şu AB ile AC artık kesinlikle ve kesinlikle birbirine eşit olacak. O zaman hocam şöyle yapalım. Alfa ile beta'nın toplamı ne yaptı? Burada bak iki iç açının toplamı bir dış açıya eşit muhabbetinden alfa ile beta'nın toplamı 90 derece geldi. Onu bir yazalım. Alfa artı beta eşittir 90. Bu 1. 2. İkizkenarsa burası betaysa burası da beta olacak. Hatta bunlar beta bölü 2. Beta bölü 2 diye de bunlar dağıldı hocam. Tamam, onu da yaptık. Hatta bakın alfa ile beta bölü 2'nin toplamı, alfa ile beta bölü 2'nin toplamı da 110 ya burası. 70 derece olacak ki 180 olsun. Sanırım soruyu bitirdik arkadaşlarım. Hemen bunları birbirinden çıkartıyorum. Bak alfalar gitti. Betadan beta bölü 2 çıkarsa yine beta bölü 2 kalır. Eşittir 90'dan 70 çıkarsa da 20 kalır. 2'yi buraya çarpı olarak attım. Beta eşittir 40 çıktı. Peki beta 40 ise öğretmenim, alfanın kaç derece olması lazım? 90 olabilmesi için toplamlarının alfanın da 50 derece olması lazım. Alfa bölü beta'yı soruyor. Yani 50 bölü 40'ı soruyor bana. Sıfırlara bay bay dedim. Adana'yı da işaretledim goberler. Evet, ilk 6 soruyu gömdük. Hemen 7 numarayla hiç vakit kaybetmeden devam ediyorum. Ne diyor 7 numara? Diyor ki ABC eşkenar üçgen. O zaman hemen 60'larını yapıştıralım hocam bunun. 60. Şurası da 60 derece. Şurası da 60 derece. Peki. AD eşittir eşit bir sürü eşitlikler var. Buna göre alfa kaç derecedir diye bir soru sormuş. Önce şu ikizkenarla başlamak istiyorum arkadaşlarım. Hemen eşit açılarına ne diyecektim? X, X. Peki x ile x'in toplamı üçüncünün dışına eşitti. Aha 2x'i de paketledim. Hocam burada da bir ikizkenar var. Lan o zaman oraya da 2x yazalım. Eşit açılarına aynı harfi verelim. Goberler bak ne çıktı burada. Şurada bir 60 derece var. Bir üçgen buldum. Bak o üçgenin açılarını toplayıp 180'e eşitleyeceğim şimdi. 60. Şuradaki 2x ve şuradaki x'in. Üçünün toplamı 180 oldu. Hemen 2x ile x'in toplamı 60 burada olduğu için 3x eşittir 120 olur. X eşittir 40'ı paketledik. X meğersem 40'mış dostlar. X 40 ise şuradaki açımız ne oldu? 2x olduğu için 80. Peki 80'in dış açısı ne oldu dostlar? Yani alfa dediğimiz yer. Komboyu görün burada bakın. Ne olacak? 100 derece olacak tabii ki. Adana'yı paketledik. Geldik 8 numaraya. Evet, ABC bir üçgen. Tamam. AB eşittir AD. Bu buna eşit. Güzel. Bir de buna eşitmiş. O da güzel. BE de EC'ye eşit. Harika. Her şey birbirine eşit. Buna göre alfa kaç derecedir? Dostlar şimdi bak bu soruda çok bomba hareketler yapacağız. Şu DE'yi bir konuşalım mı? DE çizgisi var orada. Bak DE. Yavaş yavaş anlatıyorum dostlar. Şu DE'yi bir konuşalım. Ben size desem ki bu DE doğrusu bir dikliktir. Bir yüksekliktir. Yani bir yere dik inmiştir desem doğru bir şey mi söylemiş olurum? Evet diyorsunuz değil mi? Çünkü DE'ye bakın Edirne'de dik olmuş. O zaman DE doğrusu yüksekliktir dedim. Koydum cebime. Peki DE doğrusu bir kenarı ikiye bölmüştür. Kenarı ortalamıştır. Yani kenar ortay olmuştur desem doğru mu söylemişimdir? Evet hocam, çünkü BC kenarını ikiye bölmüş. O zaman DE doğrusu kenar ortayda oldu. Neyi hatırladınız? Kayı kuralı değil mi dostlarım? Hem kenar ortay oldu hem yükseklik oldu. O zaman bu DE açıortayda olacak. Bir de ortada bir ikizkenar üçgen olacak. Peki D'de açıortay olacaksa şurayı çizeyim ben önce bir de. Şurada açıortay olduğunu gösterelim. Demek ki burası da alfa. Bu açıortay, şunlarda ikizkenar üçgenimiz olacak değil mi? Demek ki buna tek çizgi koyduysak buna da tek çizgiyi koyduk. Aa, bir de ne çıktı karşıma? Bak bak gobele bak. Tık tık tık. Üçü birbirine eşit. O zaman bu bir eşkenar üçgen hocam. 60'ları paketledim hemen üçüne de. Lan burası 60'sa şuraya ne kalacak dostum? 120. 120 ise 2 alfa 120 olduğunda alfalar ne gelir? Bursa gelir tabii ki. 60'ı paketledik dostlar. Geldik 9. sorumuza. Artık bu soruyla gözünüz aşina olacak arkadaşlar. Bu Denizli noktasının ismini hemen söyleyin bakayım bana. Neydi Denizli'nin ismi? Dış Teğet, çemberin merkezi. Nereden anladın hocam? Çünkü Bursa'nın dış açıortayı, Ceyhan'ın iç açıortayı gelmiş. Bak, Bursa'nın dış açıortayı, Ceyhan'ın iç açıortayı gelmiş. Ama hocam ne diyeceksin şimdi? Dış teğet çemberin merkezi olması için 3 şey gerekliydi. Birincisi dış açıortay, ikincisi iç açıortay, üçüncüsü o da dış açıortay olacak dostum. Yani A'dan geçen Denizli'ye gelen şu çizginin de bir dış açıortay olması lazım. O halde şuradaki açının da 50 olması lazım. Bak, işi bilince soruna kadar basit bir şekilde çıktı. 50, 50 daha 100, amcama kaldı 80. Paketle gitsin dostlar. Hadi yeni nesil bir soru, katlama sorusu arkadaşlarım. Her katlama sorusunda söylüyorum, yine söyleyeceğim. Katlama sorusunun sınavda çıkma ihtimali çok yüksek goberler. Ona göre iyi öğrenin. Ne yapıyorduk şimdi katlama sorusunda? Bak, DE doğrusu boyunca bir kere ne öğrendik? Ney boyunca katlanıyorsa o şey bir kere açıortay. Demek ki DE açıortay. Hadi bunu bir gösterelim. Şu şuna eşit. Bu da buna eşit. Hatta 40 ise 70-70 olur bunlar. Bu bir. 2. C açısı katlanmadan önce C'ymiş. Şimdi C üssü olmuş. Bunlar da birbirine eşit. Bunu da yazdık. Bir de şu C üssü D katlanmadan önce buraya eşitti. C üssü E katlanmadan önce buraya eşitti dedim. Bu eşit kenarları da gösterdim. Ben her şeyi göstereyim de dostlarım. Sonrasını hallederiz. Bir işimize yaramayanlar da olur burada ama ben her şeyi göstermiş olayım. Şimdi okuyalım soruyu. Fatma, ABC eşkenar üçgensel bölgesi. Eşkenar üçgenmiş lan bu. O zaman şurası 60, burası 60, burası 60. Hatta 60, 70 daha ne yaptı? 120, 130 yaptı. O halde buraya 50 kaldı. O halde bu da 50. 50, 50 daha 100. Alfaya ne kaldı? 80. Bak, olay bitti bile. Pat diye çıktı kendiliğinden. Hadi bir yeni nesil soru daha. Kesme biçme sorusu galiba bu. Evet. ABC 50 derece olmak üzere ABC üçgeni şekil 1'deki gibi DA doğrusu boyunca kesiliyor. DA doğrusu boyunca kesildi. Tamam. Kesiliyor. Ardından DCA üçgeni şekil 2'deki gibi DCA üçgeni de tamam. Üçgeni bu tarafa doğru çevirmiş bu. EF doğrusu boyunca kesiliyor diyor. Tamam, kesilsin. EF boyunca da bunu kestik. Sonra şöyle bir şekil oluşuyor arkadaşlarım burada. DCFE. Kesme işlemi sonra ortaya çıkan DC dörtgeni C açısının ölçüsü ile EFA üçgenin E açısının ölçüsü birbirine eşittir. Şuradaki C ile EFA, hani kesmeden önce şurada bir EFA üçgeni vardı ya dostlarım, şurası A olsun. Burada da B açısı 50 dereceymiş. Yani şuradaki Denizli açısı, onu da göstereyim. Şu 50 idi ya. 50 ile alfanın toplamı Denizli'ye eşit değil mi? 50 artı alfa. Artık Denizli'ye de 50 artı alfa yazalım. Şuraya 50 artı alfa yazdık. Başka ne dedik? Şurası 85'miş. Fransa açısı 85. Onu yazdık. Şu açıda noktalı açıymış arkadaşlarım. Şeye eşitmiş. Şuradaki açıya eşitmiş. İkisi birbirine eşit. Peki. Buna göre alfa kaç derecedir diye bir soru soruyor. Hadi şuradaki dörtgenden olayı bitirelim biz dostlar. Şu dörtgen bize soruyu çözdürecek. 85'in buradaki açısı 95. Şuna ben x açısı desem bu da x olacak. Peki şuraya ne yazmak zorundayım? 180 eksi x yazacağım. Peki mavi bölge bir dörtgen ve dörtgenin iç açıları toplamı kaçtı? 360. Hadi toplayalım hepsini. Şurada toplayalım. 50 artı alfa var. Artı x var. Artı 180 eksi x var. Artı bir de 95 var. Hepsinin toplamı 360 derece olacaktı goberler. Hadi şimdi düzenleyelim. Şu 180'i şuradan bir çıkartalım. Burada bir 180 kalsın. X ile x gitsin birbirinden. 95'i bu tarafa alalım. Burada bir 85 kalsın. 95'i çıkarttım. 50'yi de bu tarafa alalım. Burada ne kalsın dostlarım? 35 kalsın. Burada da ne kaldı? Sadece alfa. Demek ki alfa eşittir 35'tir dedik goberler. Altın 5. testimizi de gömdük. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hadi kendinize iyi bakın.